ülkemizin sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımların sembolü olarak gördüğüm şehir hastanelerimizden birini de hizmete açmak üzere şu anda Antalya'dayız. En ileri tıp teknolojileriyle donatılan Antalya Şehir Hastanemiz 1500 yatak kapasitesiyle en değerli turizm ve üretim markalarımızdan biri olan şehrimize önemli bir katkı sağlayacaktır. Hastanemizde bünyesindeki merkez ve ünitelerle Antalyalı kardeşlerimize en kaliteli sağlık hizmetlerini vereceğiz. Yine bugün resmi açılışını yapacağımız 5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ise hastanemize ulaşımın en rahat şekilde yapılabilmesine imkan verecektir. Antalya Şehir Hastanemiz ile bağlantı yolunun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemizde görev yapacak personelimize kolaylıklar diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları tebrik ediyorum. Hastanemizde dertlerine derman arayacak Antalyalı kardeşlerimize şimdiden Allah'tan şifalar diliyorum. Değerli misafirler, iktidara gelirken milletimize, ülkemize dört temel sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Bunları da eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik olarak sıralamıştık. Ardından bunlara ülkemizin diğer tüm başlıklardaki yatırım eksiklerini de ilave ettik. Altyapısı, sistemi ve insan kaynağıyla bu alanlarda yaptığımız reformlar sayesinde huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz. Mesela eğitim ve sağlık alanlarının her birinde sayıları yaklaşık 1,2 milyonu bulan personelle vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar iyi bilir. Her bakımdan tel tel dökülen hastaneleri hatırlayın. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Doktorunu bulmanın ayrı, ilacını temin etmenin ayrı dert olduğu o çarpık sistemi hatırlayın. Sağlam girenin bile hasta çıktığı o köhne düzeni kökten değiştirmek için çok çalıştık. Şehir hastanelerimiz işte bu gayretin bir ürünüdür. Nereden nereye? Bu modelle pek çok farklı teşhis ve tedavi birimini aynı çatı altında buluşturan bir sistem kurduk. Böylece hastası ve hasta yakınıyla vatandaşımızın şehrin bir ucundan diğerine koşturmasının önüne geçtik. Şehir hastaneleri sistem olarak ülkemize mahsus ve yeni bir sağlık hizmetidir. Dolayısıyla böylesine yeni ve orijinal bir sistemin eksiklikleri, aksaklıkları elbette çıkabilir. Vatandaşlarımızın bu konudaki kimi serzenişlerinin farkındayız. İnşallah bunları da en kısa sürede gidereceğiz. Şehir hastanelerini eşi benzeri olmayan birer şifa merkezi olarak milletimizin hizmetine sunmaya devam etmekte kararlıyız. Eskiden bizim insanımız yurt dışına teşhis ve tedavi için giderdi. Şimdi ise Türkiye hemen tüm branşlarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden biri haline geldi. Kanuni ne diyor? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Bu yola böyle koyulduk. Yani kanuni devleti yok farz ederek devlet feda olsun ama insanımızın yeter ki sağlığını, sağlık sorununu halledelim demiş. Bu gelişme kendi kendine olmadı. Arkasında çok büyük bir mücadelenin, emeğin, kaynağın yattığı bu iftihar tablosunun kıymetini iyi bilmeliyiz. Değerli kardeşlerim, hamdolsun milletimiz Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyor ve hayır duasını her fırsatta ifade ediyor. Şu anda biz Antalya'dayız. 31 Mart'ta Antalya bir karar verecek. Neyin kararını verecek? Durmak yok. Artık yeter diyecek. Yeni bir adım atalım diyecek. Ve bu yeni adımda evet birilerinin dediği gibi herkesin başkanı. Herkesin başkanı ne yaptı Antalya'da? Hiçbir şey yok. Tabelalarda herkesin başkanı ifadesi, kusura bakmayın, bunlar yalan ifadeler, çarpık ifadeler, dürüst olmayan ifadeler. Biz bütün yatırımları 21 yılda Türkiye'nin bir başından bir başına nasıl yaptığımızı artık herkes biliyor. Antalya bir turizm kenti. Ama bu turizm kentinde doğru dürüst havalimanımız, terminallerimiz var mıydı? Yoktu. Ve bizimle birlikte terminal binalarımızdan tutunuz, pistlerine varıncaya kadar, uçak seferlerine varıncaya kadar hepsi bir başka oldu. Şimdi hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış, millete hizmet etmemiş olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, savunma sanayinde, turizmde, diğer alanlarda hayata geçirilen hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez. Ama bugün eğer Türkiye 60 milyon turiste yürüyorsa ve 60 milyon turiste yürürken sadece turizm gelirleriyle bir patlamayı yaşıyorsa işte bu atılan adımların neticesidir. Güzel işleri takdir etmek erdem işaretidir. Türkiye'nin avantajı geçmişte sağlam ve işler bir altyapısı olmadığı için ihtiyaçlarını en son teknolojiye ve sisteme dayalı olarak karşılama imkanına sahip olmasıdır. Bizim hastanelerimiz kadar modern, bizim okullarımız kadar yeni, bizim yollarımız kadar konforlu, bizim havalimanlarımız kadar ferah eserleri dünyada zor bulursunuz. Hastanelerle ilgili herhalde rahmetli Savaşay'ın programlarını izlemişsinizdir. Bir de buna genç, eğitimli, kabiliyetli, çalışkan, üretken nüfusumuzu eklediğinizde ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Gelişmiş ülkelerin 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl önce tamamladıkları altyapıyı biz büyük ölçüde son çeyrek asırda kurarak onlarla rekabet edebilir hale geldik. Küresel krizlere rağmen ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinde bu gerçeğin çok büyük etkisi vardır. Cumhuriyetimizin ikinci asrına armağanımız olan Türkiye 100 yılı vizyonuyla daha büyük hedeflere yöneldik. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların en ön sıralarındaki yerimizi almaktır. Gençlerimize
siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla her alanda iftihar edeceğimiz bir ülke bırakmak istiyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Hizmete açtığımız her yeni yatırımı bu yolda atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz. Bu duygularla açılışını yaptığımız bu muhteşem Antalya Şehir Hastanemizin bir kez daha sadece Antalya değil, çünkü Antalya bir turizm kenti olduğuna göre buraya yurt dışından gümbür gümbür, ben inanıyorum ki, turistler tedaviye gelecektir. Hayırlı olmasını diliyorum. Gurur kaynağımız bu yatırımın şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızı refakat etmek üzere değerli doktorlarımızı, değerli bakanlarımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanımızı, değerli genel başkan yardımcılarımızı, milletvekillerimizi, Antalya Valimizi, Cumhur İttifakı İl Başkanlarımızı ve Antalya Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı, yüklenici firma temsilcilerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Görüyorum sizi. Hazır mıyız? Eser nasıl? Ziya Paşa ne diyor biliyor musunuz? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz de ölünce neyle anılacağız? İşte bu eserlerle anılacağız. Tamam. Laf ola beri gele yok. İşte eser burada. Bütün mesele benim Antalyalıma ne yakışır? İşte bu eserler yakışır. Sağ olun, var olun. Bütün doktor arkadaşlarımız burada. Onlar da böyle muhteşem bir eserde sizlere en güzel hizmeti verme şansını yakaladılar. Allah yar yardımcımız olsun. Amin. Hani makasın? Benim makasını niye alıyorsun? Ha gel. Tamam. Hazır mıyız? Gümbür gümbür geliyor muyuz? Evet. Rabbim şehir hastanemizi tüm hastalarımız için bir şifa kaynağı olarak vesile eylesin diyoruz. Evet. Ve kordelamızı kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Bugünün anısına makaslar kordelayı kesenlerde kalacak. Tamam.